Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Ankara ile TYT Geometri kampının 22 ve 23. haftasının 5. videosundayız. Doğru analtide kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belki de en önemli dersteyiz. Analitik geometrinin en önemli dersindeyiz hatta. Evet ne yapacağız? Doğru denklemi yazmadan bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 211'in sağ tarafı. Sonra 212 ve 213'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde x0 y0 noktasından geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemini bulalım. Şimdi analitik düzlem çizdik. Bir kırmızı doğru var elimizde. Eğimi belliyse tanjant alfası belli demektir değil mi? Tamam eğim belli cepte. Bir de bir nokta var elimizde. Peki denklem yazmak istiyorsak denklemler nasıl? ax artı y artı c eşit 0 şeklinde yazılmıyor mu? Ya da Y eşittir mx artı c şeklinde yazılmıyor mu? Evet. Yani x virgül y ikilileri lazım. O zaman bu doğru üstünde bak elimizde bir tek şey vardı. Dikkat et elimizdeki olan bu noktamız vardı. Bir de eğimimiz vardı bizim. E, eğim ve nokta vardı. Şimdi x virgül y ikilileri de lazım bana. Genelliyoruz. İstersen x virgül y'yi burada seç. istersen yukarısını seç. istersen aşağısını seç. Hiç fark etmez. Rastgele bir x virgül y ikilisi aldım burada. Sen buradaki yaptığımız işlemi ta iki nokta arasındaki uzaktan beri biliyorsun. Şuradaki eksenler olan noktalarına baktın. Şu x0, y0. Burası da x, y. E, tanjant alfayı da biliyoruz ya. Dik üçgen oluşturduk. Sarı üçgende tanjant alfa eğim. Eğim dediğimiz y eksi y0 bölü x eksi x0 oldu mu? Oldu. İşte bunun çözümünde bizim karşımıza denklem çıkacak mı? Çıkacak. Hatta düzenleyecek olursak işler dışlar yapsak m çarpı x eksi x0 eşittir y eksi y0 şeklinde biz sonuca ulaşırız. Yani eğim belliyken ve bir nokta belliyken doğru denklemini biz bu şekilde buluyoruz. Ha istersen hocam eğim eşittir y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfır deyip böyle düzenle. İstersen daha farklı şekilde düzenle. Ama analitik geometrideki en önemli yerdeyiz. Bence bunu bilmeliyiz. Hatta ben şunu söyleyeceğim. Doğru denklemi yazmak için kendimize iki soru soracağız. Bir eğim iki nokta. Evet eğim mse noktada x sıfır bölü y sıfırsa m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y şeklinde denklem yazılır. O yüzden bunu bence adın soyadın gibi bil. Çünkü doğru denklemi yazmak en önemli şeydir. ÖSYM'nin de %90 ihtimaliyle soracağı sorulardan biridir. Tamam mı? Yani bunu kullandırarak soracağı sorulardan biridir. Farklı şekillerde de bulunabilir ama ben bu tekniği kullanıyorum. Sen de bunu kullan. Sadece bak bunu biliyorum ya. Sadece bunu bil m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır. Yani m çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Yani x ve y'den noktadaki, noktadaki x ve y'yi çıkartıyorsun. Bir de x eksi x sıfır başına bir m yazıyorsun. Bitti gitti. Tamam mı? Hadi bakalım. Örnek 26'ya bakalım. Analitik düzlemde a bir iki noktasından geçen ve eğimi 4 olan doğru denklemini bulunuz. Sen bunu iyice anla diye ben direkt yazacağım. Şimdi doğru denklemi yazmak m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklindeydi. Yani eğim belli. Nokta belliyse denklem bu şekilde. N dediğimiz belli mi? Belli. 4 çarpı x eksi noktadaki x. Yani 1 eşittir y eksi noktadaki y. Yani 2. Düzenleyelim. 4 x eksi 4 eşittir y eksi 2 oldu. E hocam buradan hepsini sol tarafa toplayalım. Hepsini sol tarafa topladığınız zaman 4 x eksi y eksi 2 eşit 0 şeklinde. Evet denklemimiz bu şekilde olabilir. 1. İkincisi. Hocam y'yi yalnız bırakabiliriz. Y'yi yalnız bıraktığınız zaman 4x eksi 4x eksi 2 eşittir y mi oldu? Yani düzenleyecek olursak daha doğrusu y eşittir 4x eksi 2 mi oldu? Evet. Bu şekilde de olabilir. Yani ya böyle eşit sıfırlı yazarlar ya da y'yi yalnız bırakıp bu şekilde yazarlar. Bazen de x'i yalnız bırakırlar. Ama o da x böyle kendiliğinden x olduğunda başlık karşı katsayısı sayısı burada 4x ya. Yani bunlar da yazmazlar. Yani seçenekler aslında buradaki şeyi nasıl belirleyeceksin? Bir de bunu bulduktan sonra göz ucuyla şıklara bakacaksın düzenlenmesi nasıl? Genelde ax artı b'yi artı c şeklinde koyuyorlar. Ya da y'yi yalnız bırakıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. E biz de burada bak x'in katsayısı artı olacak şekilde genelde yazılıyor. Bende de bu alışkanlık var. Ya böyle yazarım ya da böyle yazarım. Şıklarda hangisi varsa. O yüzden şık kabak düzenlemeni de ona göre yapmanı da tavsiye ediyoruz. Tamam. Evet örnek 26'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 27'ye. Analitik düzlemde A2020'ye 2 noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemini bulunuz x eksenine paralel olan doğru. Hocam, x eksenine paralel olan doğru nasıl bir doğru? Şöyle bir doğru. Eğim açısı 0, tanjant 0, eğim de tanjant 0'dan dolayı 0 değil midir arkadaşlar? Evet. Eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazabiliriz. m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0. Unutma diye hep yazacağım. M dediğimiz belli. 0 çarpı x eksi noktadaki x 2020 eşittir y eksi noktadaki y yani 2. Hocam bu zaten 0 oldu. O zaman y eksi 2 eşittir 0 oldu. E buradan da ne oldu? Eksi 2'yi buraya atınca 2 eşittir y oldu. Yani y eşittir 2 doğrusu mu çıktı? Evet. Ha bunu şu şekilde de yapabilirsin. Özel bir doğru ya bu. İkinci yol nereden geçiyor? 2022 2 noktasından geçiyor. Şöyle 2022 2 noktasından geçiyor. Hocam bir de ne diyor? X eksenine paralel. X eksenine paralel. Hop şöyle bir doğru olacak. Hocam bu 2'den geçiyor ya. Ne doğrusu arkadaşlar bu direkt? Hiç x eksenini kesmeyen bir doğru. X'i bir şey olmayacak. Y eşittir bilmem ne doğrusu olacak. E y eşittir bak. Direkt ikiden geçtiği için iki doğrusu diye. Hiç bunları da bilmeden de şu şekilde şeklinde çizerek yapabilirsin. Özel durumlarda yalnız analitik düzmek, düzlem çizmek bizim işimizi kolaylaştırır. Sonrakine bakalım. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini buluruz. Hmm, ne yapacağız burada? Hocam yapacağımız iş belli. Şimdi doğru denklemi isteniliyorsa şu soru. iki soru. Bizim için önemli olan iki soru. Bir eğim iki nokta. Şimdi özel durumlar yok. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. A noktası eksi 3'e 4'ten geçecek ve B noktasında da eksi 3'e 9'dan geçecek. A hocam bu doğrunun denklemi isteniyor. Doğru denklemi için iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı var. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. Fark etmez. Başka ne yapacağız? Eğim lazım bize. Hocam eğimi nasıl bulacağım? İki noktası belliyse eğim de. Y'ler farkı. 9-4 bölü. X'ler farkı değil midir? Eksi 3 eksi. Eksi 3. Aa bu. 9 bölü 0 yaptı. Tanımsız oldu. İşte bak tanımsız olduğu zaman formülle yapamazsın. O zaman ne yapacaksın burada? Burada yapacağın hamle belli. Şunu yapacaksın kardeşim. Analitik düzlem çizip yoluna gideceksin. X'i absi eksi 3'e 4. Eksi 3'e 4. Şöyle geldin. Eksi 3'e 4. Burası. Öbürü de eksi 3'e 9. Eksi 3'e 9'a geldim. İşte bu iki noktadan geçen doğru. Aha da bu şekilde değil midir arkadaşlar? Şurası da eksi 3. a hocam y'yi kesmiyor. X eşittirli bir şey olacak bu. X hepsinde de ne yapıyor? Eksi 3'ü göstermiyor mu? Evet. Yani doğrumuzun adı x eşittir eksi 3 doğrusu oldu mu arkadaşlar? Bitti gitti. X eşittir eksi 3 doğrusu şeklinde bulunur. Evet örnek 28'de bu. Tanımsız olduğunda bak şek şekil çizerek. Biraz öncekinde tanımsız değildi ama... Formülle yine bulduk. M çarpı x eksi x, x 0 yeşil, y eksi x sıfır. Ama bazen formül de işe yaramaz. Özellikle tanımsız olduğu yerde o zaman da ne yapacaksın? Şekli çizeceksin. Tamam. Şimdi geldik şuraya. Dikkat. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun eklemi bla bla bla. Hiç söylemeyeceğim. Bilmene bile gerek yok. Ben buraya yazmışım ama ayıp olmasın diye yazmışım. Çünkü buna gerek yok kardeşim. Niye gerek yok? Ya formüle, ekstra formüle gerek yok. Sen doğru denklemi denildiğinde iki soru sor kendine. Bir eğim iki nokta. Bu iki soru hayat kurtarır. Tamam mı? Hadi bakalım hayatımızı kurtaracak mı gerçekten? Şöyle bir şey var. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulunuz. Arkadaşlar öncelikle x eksenini kestiği noktayı bulmak için doğrunun denklemini yazmam gerekmiyor mu? Evet. O zaman soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeyim. A 1'e 2 noktasından geçecek ve B eksi 3'e 5 noktasından geçecek. Şimdi kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. Hocam nokta var mı? Var. İster bir ikiyi seç ister eksi üçe beşi seç. Tamam nokta var. Bunu seçtim. Kolay olanını seçeriz genelde. Bunu seçtik bir iki. Ne lazım bana? Eğim. E hocam eğim lazımsa iki noktadan geçmiyor mu bu doğru? İki noktadan geçen doğrunun eğimini nasıl buluruz? Ki zaten doğru eğimi bulmak için ne dedik? Bu zamana kadar hep bak zaten şuradaki bu dersi hazırladım ben sana. İlk iki derste de eğimden bahsettik. Eğim ya tanjant alfadır ya da iki noktası bilinen doğrunun eğimidir. Yani iki şekilde bulunuyor. Ya dik üçgenden tanjant alfadan ya da iki noktası belli ise y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. hocam iki noktası belli ya y'ler farkı 5 eksi 2 bölü x'ler farkı. Eksi 3 eksi 1'den dolayı yani 3 bölü eksi 4 geldi yani eksi 3 bölü 4 geldi. Hmm. Eğim belli nokta belli artık doğru denklemi yazılabilir mi yazılabilir. Nasıl yazılır? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır. Ben usanmadan bunu yazacağım. Evet m ne? Eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi noktadaki x yani 1 eşittir y eksi noktadaki y yani 2. İşte bunu düzenleyeceğiz. Eksi 3 x artı 3 eksi 3'ü de buraya çarpıyorum. 4 ile de karşı tarafı çarpayım. 4 y eksi 8 yapar. E buradan genelde x'in kas sayısı artı olan şıklarda oluyordu. O zaman düzenleyelim. Şunu şuraya atalım bunu buraya atalım. 11 eşittir 3 x artı 4 y yaptı ya da 3x artı 4 y eksi 11 eşit 0 da diyebiliriz. Yani denklemimiz şöyle yazılıyor ya genelde. 3x artı 4 y eşittir 11 şeklinde oldu. Ama benden bu istenmiyor. Benden ne isteniyor? X eksenini kestiği nokta isteniyor. Arkadaş x eksenini kestiği nokta nasıl bulunur da? Y yerine 0 yazarak y yerine 0 yazdığımızda 3x artı 4 çarpı 0 eşittir 11 olduğundan 3x eşittir 11'den x de böylelikle 11 bölü 3 çıkar. Yani kestiği nokta x virgül 0 noktası ya 11 bölü 3'e 0 noktası olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Olay bu işte. Tamam gençler örnek 29 bu çıktı geldik örnek 30'a. Yukarıdaki üçgenin ağırlık merkezi G'dir. Buna göre AG doğrusunun denklemini bulunuz. Arkadaşlar ağırlık merkezi nasıl buluyordu? Apsisler toplamın 3'e bölünmüş hali. 6, 1 ve eksi 2. Topladığın zaman 7, 5 bölü 3 yapıyor burası. Eyvah. Rasyonel sayılarla uğraşacağım. Hiç rasyonel sayılarla uğraşmayım. Yani 5 bölü 3 burası. Topladığın zaman da 2 bölü 3 burası yapıyor. Tamam. Çıkar mı çıkar. Hocam sonra 2 nokta belli. 2 noktası belli. Doğrunun eklemini yazmayı zaten biraz önce öğrendik. Peki ağırlık merkezini ben başka nasıl kullanırım? E, bu garibin buraya kadar gelmiş. Devamını getirsem. Hocam burada 1'e 2 olan vardır. Ve bu bir kenar ortay değil midir arkadaşlar? Evet. A burası orta nokta yaptı. Hocam toplamlarının yarısı. Burası kaç yapar? Eksi 2 artı 6. 4 bölü 2'den 2'ye. K artı eksi K 0 bölü 2'den 0 noktası yaptı. İster AG doğrusunun eğimini yap. Bu doğrusal ya. İstersen şurası AK doğrusunun eğimini yaz. İkisi de aynı şey değil mi? Evet. O zaman ben burada bu nokta bu doğru ikili noktadan geçen doğru denklemini yazacağım. Öncelikle bir eğim lazım. Eğim dediğimiz nedir? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. 0 2 bölü 2 eksi 1 yaptı burası. Yani eksi 2 bölü 1'den eksi 2 mi yaptı? Evet. Eğim belli. Nokta belli mi? Belli. İster 1'i e 2 seç ister 2'ye 0 seç. Sanki bu daha kolay buradan gideyim istersen. Her ikisi de. Ben bunu yapıyorum sen bu sefer şunu çöz tamam mı? Çözerken ondan çöz. Formülümüz neydi? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazılıyordu. E ee, arkadaş m dediğimiz eksi 2 eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x yani 2 eşittir y eksi noktadaki y yani 0 eksi 2 x artı 4 eşittir y yapar o zaman buradan valla y eşittir eksi 2 x art, 4 şeklinde de yazılabilir ya da genelde x'in kat sayısı artı olan çıktıklar da oluyordu. 4 eşittir 2x artı y şeklinde de olur. Yani düzenleyecek olursak 2x artı y eşittir 4 şeklinde de olur. Şıkka bakalım. Böyle şıklara bakaraktan şey yapacaksın. Bak y eşittir eksi 2x artı 4 demiş. Zaten şıklarda vardı bu. Y eşittir eksi 2x artı 4. Bu da olabilir. Cevap şu da olabilir gençler. Artık hangisi şıklarda varsa. Şıklara göre düzenlemeni yapacaksın. Tamam örnek 30 bu şekilde çıktı. Geldik örnek 31'e. Dik koordinat düzleminde verilen şekli, verilen şekildeki doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Bak kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Hocam bunun eğimi var mıdır? Burada bir açı verilmiş. Hocam burası 45. E burası da 45. E burası da 45. Aa x ekseniyle yaptığı açı 45 derece. Eğim tanjant 45 mi? Hayır. Niye? Sola yatık. Aslında pozitif yönlü açıdan dolayı da 135 derecede diyebiliriz aslında ama biz ne yapıyorduk? Kısaca öğrendik. X ekseniyle yaptığı açıyı buluyorum. 45. Ama sola yatıksa eksi tanjant 45. Tanjant 45 nedir? Hemen 45 45 90 üçgeni çizdim. 1 1 kök ya. Tanjant 45 1 bir bölü 1'den 1. Bir. Yani eğim eksi 1 yaptı. Nokta da belli. Eğimi belli noktası belli. Hiç şunu yazacağım arkadaş. Kusura bakma. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0. O zaman m dediğimiz eksi 1. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 5 yani x artı 5 eşittir y eksi noktadaki y. Yani 1 yaptı. Düzenleyelim. Eksi x eksi 5 eşittir y eksi 1 yaptı. Genelde y'yi yalnız bırakırlar. Ya da x'in katsayısı sayısı artı olaçlıklarda olurdu. Hepsini ben bu tarafa atayım. 0 eşittir. Çünkü buraya atarsam negatif bir sayı eşittir bir şey olacak. Yani x artı y artı 4 eşit 0 oldu. Yani düzenleyecek olursak x artı y artı 4 eşit 0 şeklindedir. Hmm. İşte şıklara göre düzenleyin. Ya y eşittir eksi x eksi 4 de olabilir şıklarda. Ya da x artı y artı 4 eşit 0 da olur. Düzenleme sana ait. Kaç defa söyleyeceğiz. Evet cevabımız bu yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde verilen doğrunun denklemini bulunuz. Hmm, ne yapacağız hocam? Ya aslında farklı şeyler var. Bir, iki noktası belliyse. Yani burası aslında nedir? Eksi 3'e 0 noktası. Burası da sıfıra 4 noktası. Bunu bulmayı öğrendik. İlk önce eğim bulacağım. Hocam y'ler farkı böyle x'ler farkı. Daha sonra eğim belli nokta belli. Doğru denklemini yazacağız. Birincisi bu. İkincisi. Hocam eğim zaten direkt dik üçgenden belli. 4 bölü 3. Direkt eğim 4 bölü 3'e eşitleriz. Sağa yatık pozitif tamam. Eğim belli. Nokta belli mi? Belli. İster 0'a 4'ü seç ister eksi 3'e 0'ı seç. Fark etmez. Eğim belli. Nokta belli doğru denklemini yazacağız. Hiç üşenmem. X eksi 0 eşittir. Y eksi y 0 deyip. M dediğimiz 4 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x yani 0 eşittir y eksi noktadaki y yani 4. 4 ile burayı çarpıyorum 4 x eşittir 3 ile de karşı tarafı çarpıyorum 3 y eksi 12. Yani 4 x eksi 3 y artı 12 eşit 0 hepsini sol tarafa topladığım zaman cevaba bu şekilde ulaşırız. Örnek 32 bakalım 4x 3y artı 12 eşit 0 şeklinde oldu. Ya da işte bu şekilde bile bırakırlar ya da x'i yalnız bırakıp 3y eksi 12 bölü 4 şeklinde de diyebilirler. Ya da y'yi yalnız bırakıp 4x artı 12 bölü 3 şeklinde de diyebilirler. Artık ışıklara göre düzenlemeni yap. Anlaşıldı mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Bilmediğim bir şey yok. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Eksenleri kestiği noktalara belli olan bir doğrunun denklemi şu şekilde de yazılabiliyor. Hocam eksi, x eksenini kestiği yer a, y eksenini kestiği yer b ise x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1 şeklinde de direkt denklem yazılabiliyor arkadaşlar. Mesela yukarıdaki örneği yaparken ikinci yoldan yapayım. x bölü x eksenini kestiği yer 3 değil eksi 3 dikkat eksi 3 artı y bölü y eksenini kestiği yer 4 eşittir 1'den dolayı bak bu ikinci yol. Bunu 4 ile genişletelim. Bunu da ne ile genişletelim? Eksi 3 ile genişletelim. Çünkü eksi 12 yaptı. O zaman 4x eksi 3y değil mi? Evet. 4x eksi 3y. Buradan bölü eksi 12 eşittir. Birden dolayı. Hocam buradan 4x eksi 3y eşittir. Eksi 12 yaptı. Çarptığım zaman. Öbür tarafa atınca da 4x eksi 3y artı 12 eşit 0 şeklinde denklemi buluruz. Aynı cevap çıktı mı? Çıktı. İşte bu da bize sadece bir pratiklik sağlıyor. Bunu bilmesek de sonuca ulaşabiliyor muyuz? Kesinlikle ulaşabiliyoruz. X bölü x eksenini kestiği yer. Y bölü x eksenini kestiği yer. Ama işaretine dikkat. Eşittir 1 dediğiniz zaman bize çok pratik bir şekilde doğru denklemini yazdırabiliyor arkadaşım. Haberin olsun. Evet burayı da hallettik. O zaman gelelim şuraya. Burada bir kare verilmiş. Hatta eş 2 kare verilmiş. Bir kenar 2 kök 5 olacak. Hocam 2 kök 5, 2 kök 5. Hatta burası da 2 kök 5. Hocam 2 kök 5 olacak. Burası da kök 5. Burası da 2 kök 5 mi? Evet. Şimdi hatta şurası da 2 kök 5. E ne yapacağız? Hocam 90 derece 90 derece. Hatta kök 5 2 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeninden küçük olanın kök 5 katı. Burası kaç yapar o zaman? 5 yapmaz mı? Yapar. Tamam burası 5 yaptı. 90'lara havada şu Dal alfa beta ya. Alfa 90 beta beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Yani senin şu üçgeninle şu üçgenin ne oldu? Benzer. Benzerlik oranı 90'ın karşısı 2 kök 5 bölü 90'ın karşısı 5. 2 kök 5 bölü 5 eşittir. Alfanın karşısı A bölü. Alfanın karşısı kök 5. O zaman A'yı yalnız bırakayım. Bununla bunu çarpayım. 2 kök 5 çarpı kök 5 bölü 5 eşittir. A yaptı. Şunlar şunlar şunlar, şunlar gitti. A'yı 2 bulduk. Hocam A 2 ise 2 var 2 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası 4 yapar. Ya da alfadan beta'ya geçiş hocam 1'e 2 deyip de Burası A iken buraya 2A deyip A kök 5'te 2 kök 5'ten A'yı 2 diye bulabiliriz diyebilirdik. Benzerlikte kısa yollar tabamıyla sana kalmıştı değil mi? Evet 2'ye 4 bulduk. E sonra ne yapacağız? DK doğrusunun denklemi isteniyor. Hocam bu doğrunun denklemi için. vallahi buradaki nokta belli. 0'a 4 noktası. Buradaki nokta belli. 7'ye 0 noktası. 2 nokta belli ise denklemi yazabiliriz. Ya da eksenleri kestiği noktalar belli olduğu için. X bölü x eksenini kestiği yer yani 7. Artı y bölü y ekseni kestiği yer y ekseni kestiği yerde 4 eşittir 1 şeklinde buluruz. Düzenleyecek olursak 4 ile burayı 7 ile burayı genişlettim. 4x artı 7'ye bak bölü 28 eşittir 1 ya eşittir 28 çıkar mı cevap çıkar. Hani oraya atladım işler dışlar yapmayı e, kafadan yaptırdım sana. Evet cevap bu şekilde bakalım gerçekten 4x artı 7'ye eşittir 28. Cevaba da bakayım ki bazen bunu 4x artı 7'ye eksi 28 eşittir 0 şeklinde oluyor. Aa hoca yanlış buldu cevap falan şeklinde bir şey olmasın diye bu şekilde yazmak lazım arkadaşlar. Neyse yazdık. 4x artı 7'ye eşittir 28 çıktı. Ve geldik sanırım bu videonun son sorusu. Bakıyorum. Yo. Son sorusu. Ha burada burada bir mola verelim. Evet çünkü doğru denklemi yazmak baya bir uzun sürecek. Yani videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Burada keselim videoyu. Yani şu soruyu da yaptık daha sonra diğerleri de diğer videonun sorusu olsun. Orada da farklı bir mantık var çünkü. Neyse devam edelim burada. Şimdi yukarıda bir yolun dikdörtgen biçimdeki bir kesiti verilmiştir. ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğu 48. Hocam 6 burası. E o zaman 6'ya 6 ise bak burası. Bak 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 şöyle yapayım. Hocam şöyle bir dikdörtgen var elimizde. 6'ya 6 burasıysa. ise A'ya A, ya A ya burasıysa. 2A artı 12 eşittir 48 ise o zaman 36 A'yı da kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Evet A 18. Hocam A 18 ise bak şurası 18 ise uzun kenar. 12'si buradaysa buraya ne kaldı? 6 kaldı. Evet şuraya 6 kaldı. E, hocam burası 8 ise tamamı 18 olacak. Şuraya da ne kaldı o zaman? 10 mu kaldı? Evet. Şimdi ne olmuş? Ve şekildeki iki köşenin yaya geçidinin en uzak köşesine uzaklıkları verilmiştir. Evet 12'yi ve 8'i kullandık burada? Kullandık. Eyvallah. Buna göre diyor AB x ekseni ve AD y ekseni kabul edilirse. Dur. Şu x ekseni şu da y ekseni olarak kabul edilirse. Şöyle eksenleri de uzatayım istersen. Şurası ne yaptı? Orijin yaptı. Tamam. X ekseni burası. Y ekseni burası. Kestikleri yer orijin oldu. Ee, sonra kabul edilirse yaya geçidinden karşıya geçmek şartıyla D köşesinden B köşesine en kısa yoldan giden bir yaya hangi doğrular üzerinden gitmiştir? Hocam yayı götüreyim. Bak D köşesinden B'ye geleceğim. Bak 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 olaya bak. Hocam böyle gelip böyle gelip böyle mi gideceğim? Ya soruda boşu boşuna en kısa ifadesini kullanır mı? En kısa yoldan giden bir yaya diyor. E nasıl gidecek hocam başka? Böyle gelip böyle gelip böyle mi gidecek? Ya da böyle gelip böyle gelip böyle mi gidecek? Biraz önceki yaptığımla şimdiki yaptığım aslında uzunluklar olarak ayrı. E başka nasıl yapacağız hocam? Başka şöyle yapacağız kardeşim. Böyle gelip sonra buradan karşıya en kısa bir şekilde gitmem lazım. En kısa değil de yani yaya geçirdiğini şey kullanmam lazım. Hop şöyle gelirsem tam. Sonra da böyle gidersem en kısa şekilde uzunlukta gitmiş olmaz mıyız arkadaşlar? Çünkü düşün böyle gelip böyle gelmektense bu yaya geçtiğine geldikten sonra buraya böyle gelmek daha kısa değil midir? Evet. Düşünsene atıyorum burası 3 4 4 3 daha 7 e böyle gittiğin zaman da 5 gidiyorsun. Tabii ki bu daha kısa. Yani bizim elemanın gittiği yol böyleyken en kısa olur arkadaş böyle gelip buradan karşıya böyle sonra böyle gittiği zaman işte buradaki gidilen yollardaki ne isteniyor hangi doğrular üzerinden gitmiştir diye soruluyor öncelikle şunu bulalım arkadaş şunu bulalım bu nedir hocam şuraya dik değil midir bu diktir dikdörtgen olduğu için yani y eksenine dik nerede 6 birim uzunluğunda ya 6'da yani bir kere cevaplarda y eşittir 6 doğrusu olacak mı arkadaşlar olacak gittiği yollar soruluyor yolların eklemi soruluyor y eşittir 6 doğrusu bu çünkü x eksenine paralel olduğu zaman x'li olmayacak. Y'si her yerde 6. Sonra buradan buraya gidecek. Bunu yazacağım. Eyvallah. Dur bakalım şimdilik. Bunu en son yazarız. İkincisi hangisi? Hocam bu da x eksenine paralel. Aslında bu nedir? Bak bu y 6 ya. Şöyle olsa y 5, y 4, y 3, y 2, y eşittir 1. Bu da sıfırdan geçiyor. Y eşittir sıfır doğrusu değil midir? Evet. İşte burası da arkadaşlar x ekseni dediğimiz şey de nasıl yazılıyormuş? x ekseni nasıl temsil ediliyor? Şurası. Hocam y eşittir 0 doğrusu olarak. Yani biz buraya x ekseni de yazabiliriz. Ya da y eşittir 0 doğrusu şeklinde de yazabiliriz. Bak ekseni yazmayı da öğrenmiş oldun. Sonuçta şu şekilde çizilen doğru y eşittir bilmem ne doğrusu. E sıfırdan geçiyorsa da bu y eşittir 0 doğrusudur. Yani x ekseni. Hocam bu doğru da x eşittir bilmem ne doğrusu. Yani Pardon y eşittir bilmem ne doğrusu böyle yazdığımız zaman da x eksene dik olduğunda da. O zaman y ekseni şu sıfırdan geçtiği için y ekseni de y eşittir sıfır şeklinde olmaz mı? Olur. Pardon bu x eşittir bilmem ne doğrusu ya x eşittir sıfır olur mu? Olur. Yani bir şey öğrendik. x ekseni y eşittir sıfır doğrusu olarak bulunuyor. y ekseni de x eşittir sıfır doğrusu olarak yazılabiliyor arkadaşlar. Evet iki doğruyu yazdık. Bu doğruyu ve bu doğruyu yazdık. Şimdi sıra bu doğruda. Bu doğrunun denklemini yazarken kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. Bu arada 6 birim burası 8 birim burası. Hani şuraya kadar kısmı 6 ya. Dikkat şuraya kadar kısmı 6. Buraya kaç kaldı 2. Şimdi bunun eğimini bulacağım. Eğim derken iki noktası belli doğrunun eğiminden bulabilirim. Aslında burası 8'e 0 burası da e, nedir? 6'ya 6 noktası değil midir? Evet sonra iki noktası belli. Y'ler farkı böyle x'ler farkından gidebilirim. Ya da kardeş şuraya bakar mısın? Bir dik üçgen x80'de yaptığı açının tanjantı. 6 burası 2 burası. Yani eğim neye eşit? Hocam 6 bölü 2'ye eşit ama dikkat sola yatık olduğundan eksi 6 bölü 2'ye yani eksi 3'e eşittir. Eğim belli. Nokta belli mi belli. Buradaki nokta 8'e 0 noktası. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilirim ben. Yani m çarpı x eksi hadi yazacağım. Her zaman yazacağım. x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dı. m dediğimizde eksi 3. Eksi 3 çarpı x eksi noktadaki x yani 8 eşittir y eksi 0'dan. Şunu düzenliyorum. Eksi 3x artı 24 eşittir. Y yaptı. E tamam. Öbür doğrumuzun denklemi de y eşittir. Eksi 3x artı 24 mu çıktı arkadaşlar? Aynen de. Y eşittir. Eksi 3x artı 24 çıktı. Ya da bunu atarsın öbür tarafa. Şöyle yazayım parantez içinde. 3x artı y. 3x artı y eşittir. Şunu şuraya attığımız zaman. Genelde x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyor demiştik ya. 3x artı y eşittir 24 şeklinde de olabilir. Şıklarda hangisini almışız? y eşittir 6, y eşittir 0, 3x artı y 24 şeklinde almışız. Ya da y eşittir eksi 3x artı 24 de olabilir mi? Olabilir. Evet bizim elemanın en kısa yoldan gittiği zaman ki bu doğruları, bu doğruları taşıyan denklemler y eşittir 6, y eşittir eksi 3x artı 24 ve ya da 3x artı y eşittir 24. Bu da x ekseni ama x ekseninde nasıl gösteriliyormuş? y eşittir 0 doğrusu olarak gösteriliyormuş. İşte bu şekilde bulundu arkadaşlar. Ve burada bir mola verelim. Tamam. Çünkü gerçekten bu kısım önemli. Doğru denklemi yazmayı bir sonraki videoya bırakalım. Çünkü daha elimizde iki sayfa daha var. 4 sayfa birden anlatırsak kafalar uçar gider. Biraz zinde olmamız lazım. Bu haftayı böyle belirledik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani kaçıncı videoyuz? 6. videoda, Altıncı videoda. Yani 22 ve 23. haftanın 6. videosunda. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.